Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ilk 15 ayeti cinleri anlattığı için cin suresi denmiş. İlk ayetinde de cin kelimesi geçiyor. Onun da etkisi var. Bu Hazreti Osman sıralaması, iniş sırasına göre Araf suresinden sonra inen bir sure. Nuh suresinden sonra yerleştirilmiş tertip sırasında. Mekke döneminin artık ikinci evresi başlıyor Araf suresinden sonra. O süreçte iniyor. Konu ve anlatım üslubu bakımından bu dönemde inen surelerin temel karakteristiğini yansıtır. Temel tartışma konuları cin, melek, insan konuları ön planda biliyorsunuz. Saat ve Araf suresinde iki surede de meleklerin konuşmalarından söz ediliyor ve cinlerden de bahsediliyor, iblisten bahsediliyor. Dolayısıyla burada da cinlerden bahsetmesi doğal. Ayrıntılı bir anlatı giriyor burada. Bu dönemde cin konusu da tartışılıyor. Ayrıntılı bir şekilde bir açıklama gelmiş cinlerle ilgili ilk defa. Bu surede cinlerin konuşmalarından hareketle vahiy gerçeği ortaya konuyor. Yani cinler anlatılmıyor. Yani cin nasıl bir şey? Onun ayrıntısına girmiyor. Kur'an-ı Kerim işin bu tarafında değil. Kur'an-ı Kerim Mekke'li müşriklerin cinlerle ilgili inanç ve düşünceleri var. Buna açıklık getiriyor. Yani insanların bildikleri konular var. O bildikleri konuya açıklık getiriyor. Vahiy ile cin ilişkisi irdeleniyor. Çünkü onlar cinlerin vahiy getirebileceğine inanıyorlar. Allah da cinlerin vahiy getirmeyeceğini anlatıyor. Tam tersine peygamberlere melek aracılığıyla vahiy gönderdiğini anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bunu anlatırken de onların cin konusundaki yanlış inanışları cinlerin ağzından anlatılarak ortaya konuyor. Tevhid, vahiy, nübüvvet, ahiret ve inkarcılarla mücadeleyi ele alırken bu sure cinlerin konuşmaları üzerinden şirk eleştirilmektedir bu surede. Rivayetlerde bu sure ile Ahkaf 29. ayetin anlattığı olay birbirine karıştırılmıştır. Bu peygamberimizden yine gelip cinlerin Kur'an dinlediği anlatılmış bir yerde. O surenin inişiyle bu surenin inişi birbirine karıştırılmış. Bundan dolayı 10. yılda, peygamberliğin 10. yılında indiği sanılmıştır. Bu nüzul sıralamalarıyla bağdaşmamaktadır. Yani Hazreti Osman ve benzeri bu nüzul sırası kronolojik sıralama listeleriyle bağdaşmıyor bu rivayetler. Onun için bazen rivayetler bu tür şeyleri birbirine karıştırır. Çok itibar etmemeliyiz diye düşünüyorum. Bu konuda. Yani bazen konular tekrar tartışma gündeme geldikçe tekrar ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu tür tekrarlar var. Bunun nedeni o gün tartışılan gündem etkili oluyor. Onun üzerine o ayetler, o tartışma, o gündemle ilgili olarak geliyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim böyle masa başında oturmuş yazılmış bir kitap değil. Bir defa da inmiş bir kitap da değil. Peygamber aleyhisselam ve arkadaşlarının müşriklerle yaptığı tartışmalar üzerine zaman zaman peyderpey iniyor. 23 yılda inen bir kitaptan söz ediyoruz. Fiili ve dinamik bir süreç. Bu süreçte Kur'an-ı Kerim ilahi bir müdahale olarak gelmektedir yaşanan sürece. Allah'ın yeryüzüne müdahale sürecidir bu süreç. Bir bakıma doğrudan tartışmalar üzerine, sorular üzerine anında Allah'ın müdahalesi, vahyin müdahalesi geliyor. Rahman ve Rahim Allah adına. Sureyi okuyunca içeriğini bir göreceğiz. Genel hatlarıyla bir okuyalım. Daha sonra döner üzerinde dururuz. De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dediği vahyedildi. Biz doğru yola ileten, hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Şimdi onlar vahyi cinler getiriyor diyor. Allah da cinlerin vahyi dinleyip hayran olduklarını anlatıyor.
artık hiç kimseyi Rabbimize ortak koşmayacağız diyerek cinlerin de müşriklerinin olduğunu ve şirkten vazgeçtiklerini de itiraf ettiriyor Allah. Bana vahyedildiğine göre şanı yüce Rabbimiz herhangi bir eş veya çocuk edinmemiş. Aslında bizim akılsızlar Allah hakkında yalan söylüyormuş. Biz de insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Gerçekten de insanlardan bazıları cinlerden birilerine sığınıyor ve onların kötülüklerini artırıyorlardı. Onlar da sizin gibi Allah'ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini sanıyorlardı. Ki cinler şöyle demiştir: biz göğü yokladık ve onu güçlü muhafızlarla, yakıcı taşlarla dolu bulduk. Biz oradaki oturma yerlerinde dinlemek için karargah kurardık. Şu anda kim dinlemeye kalkışsa bir yakıcı taş sağanağı ile karşılaşıyor. Yani bu kızgın taşlar atılıyor. Bununla yeryüzündekilere bir şer mi murad edildi, yoksa Rableri kendilerine bir iyilik mi diledi bilmiyoruz. Bize gelince bizim salih olanlarımız da var, olmayanlarımız da. Fırka fırka olup farklı yollara ayrıldık. Yeryüzünde kalsak da oradan kaçsak da Allah'ı aciz bırakamayacağımızı anladık. Yol gösterici mesajı işittiğimiz zaman derhal inanıverdik. Rabbine inanan kimse ne aldatılma ne de haksızlığa uğrama korkusu duyar. Bizim Müslüman olanlarımız da var, sapkınlarımız da. Müslüman olanlar dosdoğru yola koyulmuştur. Sapkın olanlarsa cehenneme odun olmuşlardır. Eğer o sapkınlar dosdoğru yolda yürüselerdi, burada cinlerin konuşması bitiyor. İlahi değerlendirme geliyor. O sapkınlar dosdoğru yolda yürüselerdi, imtihan etmek için onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin öğüdünden yüz çevirirse Rabbi onu sürekli artan bir azaba uğratır. Yine bana vahyedildiğine göre mescitler Allah'a aittir. Allah'a dua ederken araya başkalarını sokup onlara dua etmeyin. Fakat Allah'ın kulu doğrudan ona yönelip aracısız dua etmeye başlayınca kafirler çekirge sürüsü gibi üzerine üşüştüler. De ki, ben sadece Allah'a dua eder ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki, benim size zarar da fayda da verme imkanım yoktur. De ki, Allah'tan gelen mesajları tebliğ etmeyecek olursam, beni Allah karşısında himaye edecek hiç kimse yoktur ve ondan başka bir sığınak da bulamam. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, onun için ebedi kalacağı cehennem azabı vardır. Nihayet ihtar edildikleri şeyi gördükleri zaman, kimin destekçisinin daha zayıf, kimlerin sayıca daha az olduğunu anlayacaklardır. De ki, ihtar edildiğiniz şey yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi belirlemiştir, bilemem. Gaybı bilen Allah, gaybi bilgisini kimseye bildirmez. Sadece uygun görüp seçtiği elçiye bildirir. Rablerinin mesajlarını tebliğ edip etmediklerini görmek için onların önünde ve arkasında gözcüler gönderir. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Hepsini tek tek kayıt altına almıştır. Evet, sure burada bitiyor gördüğünüz gibi. Bitiririz inşallah. İlk paragraf üzerinde biraz yoğun durabiliriz. Surenin bu dönemde inen surelerle ciddi benzerlik arz ettiğini konu itibariyle göreceksiniz. Buradaki tek fark cinlerin ayrıntılı olarak anlatılmış olması. Cinlerden biraz uzunca bahsedilmiş olması. Burada Peygamber Aleyhisselam'a sesleniliyor ilk ayette. De ki diye başlıyor. Buradaki anlatılanlar Peygamberimizin anlatmasını isteyen ilahi vahidir, Allah'ın vahidir. Yani ilk cümleye bakarsanız cinlerin gelip peygamberi dinlediğinden peygamberin de haberi yoktur.
Mesela diyor ki, de ki bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dediği vahyedildi. Vahyedilmese peygamberimizin haberi olmayacak. Buradan şunu anlıyorsunuz. Cinleri peygamberimiz de görmemiş. Yok, görmüyor ya. Görmesi normal değil zaten. Normal olmaz. Görmemesi normaldir. Normal olan budur. Şimdi enteresan gelmiyor mu size? Yani peygamber cinleri görmüyor. Cinler peygamber Kur'an okurken dinliyor. Müslüman oluyorlar. Bunlar etkileniyorlar. Etkilendiklerini konuşuyorlar. Allah da cinlerin bu kendi aralarındaki yaptıkları konuşmaları peygamberimize vahyediyor. Peygamberimizin böyle haber oluyor. Bunun ne anlamı var? Çok önemli bir anlamı var. O da şu. Cinlerle insanlar ilişkiye girmiyorlar herhangi bir şekilde. Yani cinler peygamberle doğrudan bir teması yok, peygamberin de cinlerle teması yok. Kur'an'ı dinledikleri anlatılıyor. Bu kadar. Şimdi bizde cin anlatıları bu sınırlamayla kalmıyor. Ne oluyor? Cinler insanlara dokunuyor, insanlar cinlere dokunuyor bizdeki anlatılana göre. Şimdi adam cincilik yapıyor. Diyor ki benim cinlerim var. Adamın işi cin alıp satmak. Şimdi bu hayali ihracat gibi bir şey. Cin alıp satan adam ne satmaz ki? Her şeyi satar. Boğaz Köprü'yü bile satar yani. Bir zamanlar Türk filmlerinin ana konularından bir tanesiydi değil mi? Köprü satmak. Şimdi televizyon yaygınlaşınca bu tür bilgiler yaygınlaştı. Dolayısıyla bilginin yaygınlaşması insanları uyandırıyor. Dolayısıyla insanlar birbirlerini kolay kandıramıyorlar. Fakat yeni oyunlar keşfediyorlar. Yeni kandırma araçları buluyorlar. Yani şeytanların işi böyle, yani insan kandırmak. Onun için de her dönemde kandıracak araçlar buluyorlar şeytanlar. İşleri bu. Bizim cinciler öteden beri geleneksel olarak insanları böyle olmayan hayali varlıklarla kandırdılar. Yani elle tutamayacakları, gözle göremeyecekleri, dokunamayacakları varlıkları kendilerinin gördüğünü, dokunduğunu, duyduğunu söyleyerek insan aldatıyorlar. Eğer bakın, şunu söyleyeyim, bu kadar basit bir şey olsaydı, peygamberin cinleri görmesi gerekirdi. O zaman şöyle başlaması gerekirdi. Ey peygamber, seninle görüşen cinleri onlara anlat demesi gerekirdi. Öyle demiyor ama ayet. Diyor ki, de ki bana vahyedildiğine göre Allah'ın vahiy yoluyla melek aracılığıyla bana anlattığına göre, bilgi verdiğine göre, verdiği bilgiye göre cinler gelip benden Kur'an dinlemişler. Benim haberim yok. Evet. Allah anlatıyor ya. Bu vahiy geliyor işte. Buradan haber oluyor peygamberin. Allah haber veriyor ya burada. Bak de ki diyor, bu dekiden sonra tırnak içinde gelen ifade Allah'ın ifadesidir, peygamberin değil. Yani burada anlatılan şöyle şöyle de. Ne diyecek? Bana vahyedildi, vahiy geldi. Kimden? Allah'tan. Ne? Bu geliyor, bu. Bana vahiy geliyor, vahyin bana söylediğine göre cinlerden bir grup şöyle konuşmuş. Bunu peygamberimiz duymuyor. Allah. Allah haber veriyor diyorum işte. Vahiy onu söylüyor. Şimdi arkadaşlar, bakın, net bir şey söylüyorum şimdi. Türkçe'de cümleler yer değiştiği için takdim tehir oluyor. Bazı şeyler anlaşılmamış olabilir. Arapça ile Türkçe'nin mantığı farklıdır.
vurgular başa gelir. Arapçada, Türkçede sona gelir. Sona gelince siz karıştırıyorsunuz. O da şu. De ki bana vahiy edildi. Bana vahiy geldi. Ne vahiy geldi? Ne dedi? Ennehu istema neferun minel cin. Bana vahiy edildiğine göre cinlerden bir topluluk beni dinledi. Dinlemiş. Anlaşıldı mı? Tabi. Bu ennehu bağlaç burada. Bana cinlerden bir topluluğun beni dinlediği vahyedildi. Böyle de diyor. De ifadesi şu Allah'ın haber verdiği şeyi söylemesini istiyor Allah onlar. Kurgu bu. Ha. Kulağını dinleyip kulağını nereden dinlediği, kimden dinlediği. Ha. Türkçe kısaltarak o şekilde çevirebiliyorsunuz bağlı. Şimdi Kur'an'ı dinleyip şöyle dediği vahyedildi. Burada Kur'an'ı dinlediği de dedikleri de aynı ifadenin içinde münnemiş olduğu için cümle belki oradan anlaşılma. Tabii. Biz doğru yola ileten, yani konuşması devam ediyor cinlerin. Biz doğru yola ileten hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik diyorlar cinlerin konuşmaları kendi aralarında. Biz doğru yola ileten hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik demişler cinler. Şimdi daha önce anlattığımız için tekrar uzun uzun anlatmayacağım. Cinlerin inanışına, müşriklerin inanışına göre gökten vahiy almanın tek bir yolu var. Cinler göğe çıkıyorlar, onların inancına göre gökten Allah meleklere bir şey söylediğinde dinliyorlar, meleklerden bilgi çalıyorlar, kulak hırsızlığı yapıyorlar onların inanışına göre. Dolayısıyla yeryüzünde de kahinler cinlerle konuşuyor. Bu bir iddia, müşrik iddiası. Yani cinlerle konuşan falan yok. Kahinler yalan söylüyor. Kahinler müşriklerin yalancı peygamberidir. Bu cinlerin putlarla akrabalığına inanıyorlar. Yani bu putların içerisinde, puthanede yaşıyor cinler, onların inanışına göre. Kahinler de yalancı peygamber adamlar, din adamları yani o toplumun. Gidiyorlar puthanede, puta sırtını yaslayıp uyuyorlar vesaire. Orada dinliyor gözüküyorlar. Sonra da diyorlar ki cinlerden bize bilgi geldi diye kahinlik yapıyorlar. Bu Rahip Bahira vardı hikaye, hatırlarsınız değil mi? İşte peygamberimizin peygamber olduğunu anlamış. Ebu Talib'i uyarmış, bu adamı niye getirdin buraya bu çocuğu, işte bu peygamber olacak demiş, falan etmiş, falan etmiş. Şimdi arkadaşlar bunu bize peygamberimizin peygamberliğini müjdelemek anlamında siyer derslerinde hocalar anlatıyor. Cahil vatandaşa ben ne diyeyim? Şimdi mesele ne? Mesele şu, birazdan gelecek. Cinlerin ne konuştuğunu peygamber duymuyor. Niye? Gaybı bilmiyor. Ayet söylüyor, gaybı bilmem de diyor. Peki bu Rahip Bahira niye biliyor? Çünkü Rahip Bahira o toplumlara göre, Orta Doğu toplumlara göre kahindir. Kahinler de gaybı bilir. E nasıl biliyor? Cinlerden alıyorlar haberi. Hikaye bu. Böyle olunca biz Müslümanlar da Kur'an'ın anlattığı cine değil, Kur'an'ın anlattığı peygamberliğe değil, Kur'an'ın anlattığı kayıp hadisesine, olayına, olgusuna değil, müşriklerden aktarılan, Orta Doğu kültürlerinden aktarılan kayıp hikayelerine, cin hikayelerine, kahin hikayelerine inanıyoruz. Değişimi anladınız mı? Tabii ki. Yani burada aslında bir korku imparatorluğu kurmuş birileri bizim üzerimizde. Özür diliyorum ama adını doğru koymamız lazım. Allah'tan korkmaktan daha çok cinden korkuyoruz. Neden? Bu anlatılan hikayelerden dolayı. Yani şimdi ben yıllar sonra Kur'an üzerinde düşünürken Allah Allah dedim ya. Allah niye böyle bir ayet indiriyor ki? Niye böyle başlıyor bu ayetler? Ha, peygamber de bilmiyor.
Allah haber vermese peygamberin haberi olmayacak. Cinlerin gelip Kur'an dinlediğinde. Şimdi bizimkiler bunu öylesine tersine çevirmişler ki sanki cinler gelmiş, karşısına diz çökmüşler, ellerini dizlerinin üzerine koymuşlar, Euzü Besmele çekmişler, peygamberimizden ders almışlar. Öyle anlatılıyor. Arkadaşlar, müşriklerin iddiası zaten neydi? Sen bunu cinlerden alıyorsun demiyorlar mıydı? Ya Allah da bunlara cevap olarak sen cinlerden bilgi almıyorsun, cinler böyle bir şey öğretemez. Buna temiz olan melekler dokunur. Ayetlerini indirmiyor mu? Evet, müşriklerin cinlerle peygamberin temas kurmasını Kur'an inkar ediyor. Reddediyor. Biz ne yapıyoruz? Gelip cinleri peygamberin karşısına oturup ders aldırıyoruz. Sonuç nereye varıyor? Şuraya geliyor. Cinlerin de peygamberi ha? Cinci peygamber. Sonra büyücü peygamber. O nasıl oluyor? Nasıl olacak? Büyü yapmış Yahudiler. Çözmek için Allah sure göndermiş. O sureleri okumuş, büyü çözmüş. Büyü yapmakla büyü çözmek ne fark eder? Her ikisi de büyü değil mi? Büyücülük değil mi? Her ikisi de büyücünün işi değil mi? Evet, o zaman peygamber büyücü. Müşrikler ne diyordu? Sen cincisin, sen cinlerle irtibat kurmuşsun, sen büyücüsün demiyorlar mıydı? Sen kahinsin demiyorlar mıydı? Diyorlardı. Kur'an bunu inkar etmiyor muydu? Diyordu. Bunlar nereden çıktı? Geri geldiler. Yani müşriklerin Peygamber Aleyhisselam'a yaptığı iftirayı bizimkiler Kur'an anlatıyormuş gibi, peygamber anlatıyormuş gibi tersine çevirerek gösterdiler. Ya müşriklerin peygambere yaptığı iftirayı biz geri getirdik. Kendi ellerimizle hem de Müslümanların eliyle geri geldi bu. Düşman yapmadı bunu, ha biz yaptık. Bu utanç verici bir şeydir. İslam ilimleri adına, tefsir adına, peygamberin hayatını anlatan rahip Bahire hikayesini anlatan siyer adına. Peygamber hayatı anlatıyorlar. Çocuklara dini öğretiyorlar. Nedir? Kâhip, rahip Bahira peygamberin peygamber olduğunu gözüne bakınca anlamış. Hikayeye bakın. Uzaktan bir bulut görülmüş. Kâhin onu hep seyretmiş. Bir kafile var bulutun altında geliyor. Bulutun altında gelenler üstünde bulutun yürüdüğünü görmüyorlar. Hissetmiyorlar. Rahip görüyor uzaktan. Bahira görüyor. Kâhin görüyor. Sonra hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Gidiyor kervanı buluyor. Kervana bakıyor. Hiç böyle dikkat çekecek. Bulutun üzerinde yürüyeceği bir adam yok işlerinde. Bir tane çocuk var. Ha, çocuğu da gözünden tanıyor. Eliyle koymuş gibi buluyor. Hikaye bu ya. Nasıl da uydurmuşlar ama. Harika. Diyor ki ya bu peygamber olacak. İşte sırtında mühür olacak bunun filan. Mihir, yani elbisesi, çocuğun sırtında elbise var, güneşin altında geliyor. Elbisenin içindeki mühürü nereden bildi? Hadi buluttan anladı çocuğu. Değil mi? Çocuğun sırtında mühür olduğunu nereden biliyordu? Efendim, onların kitabında yazıyormuş filan. Ya yapmayın, etmeyin. Bunu Peygamber Aleyhisselam'ı yücelteceğiz diye anlatıyorsunuz ama onların kitabında olmadığını, o bahsettiğinizi Hristiyanlar, Yahudiler yok onların kitabında, biliyorlar. Size gülüyorlar kardeşim. Gülüş duruma düşmeyin. Birileri bize oyun oynadı. Biz de oyuna geldik. Hala oyunda olduğumuzun farkında değiliz işin kötü tarafı. Bu kadar oyun oynanabilir. Bir toplumla, bir ümmetle, 1,5 milyarlık İslam alemiyle öyle bir alem varsa. Gerçi hepimiz alemci olduk da. Yani böyle bir tuhaf bir dünyada yaşıyoruz biz ve yaşatırıyoruz için kötü tarafı. Her şeyi mi insan yanlış anlar arkadaş? Her şeyi mi tersine çevrilir? Olacak bir şey mi bu? Olmayacak olsaydı bu ümmeti bu kadar korkak yapamazlardı. Psikolojimizle bu kadar oynayamazlardı. Ya gece karanlığında evinden çıkmaya korkan insan tipi üredi be. İşte bu hikayeler yüzünden. Durup dururken değil. Ve bu hikayelerle büyüdüğümüz için aslında zihnimiz bize oyun oynuyor biliyor musunuz? O nedir? Bunu psikologlar ve psikiyatristler bilir kardeşim. Şimdi beyin enteresan bir yapısı var beynin. Beyin size oyun oynar fark edemezsiniz. Mesela ne olur? Uykuda rüya görürsünüz.
Ama uykuda gördüğünüz rüyayı hatırlamazsınız. Uykuya dalarken ve çıkarken geçiş anlarındaki rüyanızı hatırlarsınız. Yarı uyur, yarı uyanık. Bu biraz şeye benzer, biliyor musunuz? Kovayı suya daldırırsınız, çıkarken biraz dökülür. Rüyanın bir kısmı uykudan çıkarken dökülüyor. Onu görüyorsunuz siz. Kovanın içini görmüyorsunuz. Dolayısıyla burada insanların baskı dönemlerinde böyle şiddet ya da korku yaşadıkları, yani anormal durumlar olur insanlar. Sıkıntı yaşarsınız. Korku, baskı görürsünüz. Bir şeyler olur. O süreçlerde sinir sistemlerinizin yıprandığı dönemlerdir. Gerçekten psikolojinizin alt üst olduğu dönemlerdir. O süreçlerde rüyalarınız hayatınızla karışmaya başlar. Rüyada gördüğünüzü açıktan görmeye de başlarsınız. Aslında kimseyi gördüğünüz falan yok. Beyninizin size oynadığı bir oyundur. Ve siz beynin size oynadığı bu hayal oyununu cin diye isimlendirirsiniz. Hazır kültürünüzde var bu. Malzeme var. Bu malzemeyle rüyada gördüğünüz, açıktan görmeye başladığınız rüyalar birbirine karışır. Adını cin diye korsunuz. Gidersiniz cinciye. Selamun aleyküm cinci amca. Aleyküm selam cinci kardeş. Buyur ne istedin? Ya ben böyle acayip şeyler görüyorum. Tamam gelmişler sana. Sizin inandığınız şeyleri orada cinci de pekiştirir. Hazır koz geçmiş adamın eline. Üstelik o da inanıyor zaten. O da aynı hikayelerle büyüdü. Durup dururken cinci olmadı o. Ha bakın, burada aldatıldığımız yerdir burası. Ya hocam şimdi cin yok mu? Kardeşim Allah diyor ki var birileri. Gizli bir varlıklar var. Yalnız değiliz ama bunların sizinle irtibat kurma şansları, sizin onlarla irtibat kurma şanslarınız yok. Dinlemişler, ses dinlemişler, Kur'an dinlemişler o kadar. Peygamber'e dokunmamışlar, zarar vermemişler. Kimseye dokunup zarar vermiyor. Bizim kendi ürettiğimiz korkularımız bize yetiyor. Cinin gelmesine gerek yok. Ve batılı bir adamın bir sözü var, çok hoşuma giden bir söz. Diyor ki, başınıza gelmesinden korktuğunuz şey, din kendisi, hiçbir zaman korktuğunuz kadar değildir. Yani bir beladan, başınıza gelmesinden korkuyorsunuz. O belanın gelmesi diyor, kendisi bizzat gelmesi, asla sizin korktuğunuz kadar değildir. Yani siz daha fazla korkarsınız. Neden? Çünkü hayalin ölçüsü yok kardeşim. Ton ton aktar, yükle. İstediğin kadar. Ölçüsü yok. Halbuki başına gelecek şey sınırlıdır. İğne yapıldığınızı düşünün. Herkesin başından geçiyor, değil mi? İğne. Aha vurdu, aha vuracak. Dokundu, dokunacak, korkarsınız. Ama dokunduktan sonra öyle çok da önemli bir şey olmadığını fark edersiniz. Ha baştan şunu kabul etseniz, kendinize şunu kabul ettirsin abi, biraz cız edecek, o kadar geçecek. Ha buna hazır olduğunuz zaman bitiyor. İşte burada bizim kendi kendimize ürettiğimiz korkular var ya, düşman olarak bize yeter o. Başka düşmana gerek yok. O zaman yapmamız gereken şey ne? Doğruyu bilmek, doğruyu öğrenmek, gereksiz korkulardan, yüklerden kurtulmak kardeşim. Bu çok önemli. Şimdi bütünü okuduğunuz zaman daha net göreceksiniz. Biz doğru yola ileten, hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik diyor cin. Kendi arasında konuşuyor, bize söylemiyor bunu. Bunu bize Allah söylüyor. Biz cinden duymadık bunu. Biz Allah'tan duyduk. Peygamberimiz de bunu Allah'tan duydu. Cinden duymadı. Artık hiç kimseyi Rabbimize ortak koşmayacağız derken Kur'an'ı dinleyip Müslüman olan cinin ağzından Mekkeli müşriye de mesaj veriyor. Siz de putperestliği bırakın diyor. Cine inanıyorlar ya. Sizin inandığınız cinler de diyor putperestlikten vazgeçti, bu Kur'an'a tabi oldu. Siz hala cinlerin arkasında gezip putperestliği savunuyorsunuz diyor Allah. Cevap çok yaman yerden yakalıyor yani onları. Damardan yakalıyor. Bana vahyedildiğine göre yine yukarı atıf, şanı yüce Rabbimiz
herhangi, yani bu bana anlatıldığına göre cinlerin konuşması. Şanı yüce Rabbimiz herhangi bir eş veya çocuk edinmemiş. Aslında bizim akılsızlar Allah hakkında yalan söylüyormuş. İleri geri konuşuyorlarmış. Biz de insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk de diyor Allah. Böyle söylüyor Peygamberimize. Gerçekten de insanlardan bazıları cinlerden birilerine sığınıyor ve onların kötülüklerini artırıyorlardı. Mekke'li müşrikleri anlatıyor aslında burada, bu bölümde. Peygamber bunları da anlatıyor. Müşriklerin neye inandıklarını, ne yaptıklarını. Nasıl oluyor? Mesela kervancılık yapıyor bu insanlar. Gece gündüz yolculuk yapıyorlar. Bir yerde konaklamaları gerekiyor. Bilmedikleri elin memleketi. Bir vadide konaklamışlar. Kamp kurmuşlar. Gece orada uyuyacaklar. Adamlarda cin inanışı var. Ya şimdi cin gelirse buranın cini var mı yok mu bilmiyoruz falan. Korku, korku imparatorluğu dediğim bu. Yani olmadık yerde siz hayallerinizde bunu üretiyorsunuz zaten. Sizde bunun deposu var inanç olarak. Korktuğunuz yerde devreye giriyor. Yalnız kaldığınız yerde. Şöyle bir gelenekleri var. Diyor ki ben bu vadinin efendisi olan cine sığınıyorum. Hani bizde Euzubillahimineşşeytanirracim var ya, buna benzer bir sığınma ifadeleri var onlar. Kimden korkuyorsun? Cinden korkuyorsun. Cine sığınırsan, yani hırsızı bekçi tutuyorsun, kimseye çaldırmıyor. Cinden korkup cine sığınıyorlar. Böyle bir gelenekleri var onlar. Dolayısıyla bizdeki Felak Nas surelerinin ana konusu nedir? Korktuğunuz her şeyden Allah'a sığının. Onların sığınmasının tersi anlatılıyor. Cinlere sığınmayacaksın, falana sığınmayacaksın, insana sığınmayacaksın. Ya Allah'a sığınacaksın. O her şeye hakim. Her şeye hükümran, her şeyi biliyor. Ona sığındığın zaman güvendesin demektir diyor. Burada aslında müthiş bir psikolojik olarak size güven telkin eden, korkularınızı yenmenizi sağlayan müthiş bir psikolojik destek var aslında. Siz inanıyorsanız ki eğer Allah var, Rab yok, hiçbir şeyden korkmanıza gerek kalmaz. Fakat bizde öyle bir cin anlatısı var ki, çocukluğunuzda bir defa size şunu söylerler. Allah nerede? Her yerde. Çocukken bir defa öğrettiler size. Bir daha öğretmezler. Fakat cin konusu böyle değil ha. Karanlığa mı çıkacaksın? Cin gelir ha. Karanlığın olduğu her yerde cin vardır. Karşılaşma yeter ki. Cin anında karşındadır. Bu ne demek biliyor musunuz? Ömrünüzde bir defa Allah bir her yerde derler ama ömür boyu size cin her yerde diyor devam ederler. Kültür bunu üretiyor kardeşim. Bu saçmalık bizi mahvediyor. Şimdi öğrencilerle geçen daha önce sizinle okuduğumuz işte Felak Nas sureleriyle Bakara 102. ayet okumuştuk. Geçen yıl. Değil herhalde. Değil mi? Şimdi geçen bir öğrenci grubuyla aynı dersi yaptık. Onlara anlattım. Gözleri fal taşı gibi açıldı çocuklar. Yani ilk defa duyan ilk giriyor. Allah Allah. Ya bu böyleyse biz niye böyle inandık şimdiye kadar? Çünkü biz cin konusunda vesaire hiçbir zaman büyü konusunda, cin konusunda Kur'an'ın anlattığı gerçekle hiçbir zaman yüzleşemedik. Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki söyledikleri bizim karşımıza çıkmadı. Biz kulaktan dolma hikayelerle cincilik öğrendik. Onunla da dincilik yapıyoruz. Yani biraz dincilik, biraz cincilik birbirine karıştırılmış, tam fokus pokus. Büyücülük. Böyle yarı din, yarı büyü bir din anlayışı Müslümanları mahvediyor. Bakın aynı şey, siz kendinizi yoklayın. Karanlık bir ortamda yalnız kalın, namaz kılın. Karşınızda Allah'ı mı hissedersiniz, arkanızdan gelecek cini mi hissedersiniz?
Yoklayın kendinizi. Bu toplumun kültüründe var bu kardeş. Yani tabii ki tilki oldu cin. İlgilendiriyor. Biz bu korkularla yaşıyoruz. Ha, işte onun için Allah'a sığındığımız zaman Allah kimseye şu şansı vermiyor aslında. Kendisine sığınan kulu götürüp cininin, şeytanın eline teslim etmiyor Allah kardeşim. Haşa, Allah hain değil. Bir kere Müslüman Allah'a güvenmesini bilmesi lazım. Müslümanın bugün Allah'a güvenme sorunu var kardeşim. Yani Felak Nas suresini ağzınla okursun, aklınla bir türlü okuyamazsın. Kafana girmez. Niye? Yüreğindeki korku kafana galip geliyor. Bir kere kendini inandırdın o korkuya. O korku seni esir aldı. Ondan çıkıp da bir kere zihnin, kalbin senin ağzınla okuduğuna inanmıyor kardeşim. Yani ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Sadece Felak Nas suresini korktuğunda ağzınla okuyorsun, yüreğinle okumuyorsun. Niye? Biz yüreğimizden Allah'a bağlı değiliz de ondan. Adını doğru koyalım şunu. Eğer öyle olsaydı, yalnız kaldığım yerde Allah'la baş başa kaldığımı düşünür ve emniyet hissederdim kendimi. Ama öyle hissetmiyorum. Ne oluyor? Allah'ı hissedeceğim yöneticini hissediyorum. İşte bu korkunun bizim üzerimizde kurduğu imparatorluk başka bir şey değil bu. Buradan çıkmamız lazım. Ve bu toplumu bu tür korkulardan kurtarıp sağlığına kavuşturmamız lazım. Kur'an-ı Kerim biraz bunu öğretiyor bize. Ama biz Kur'an-ı Kerim'de bu varmış, şu varmış derken hayali Kur'an bilgisiyle başka korkular ürettik hep. Hikayeler üzerinden. Yani Kur'an'ı açıp okumak yerine Kur'an hakkında uydurulan hikayeleri dinledik. Ya aç da Kur'an'ı okusana be kardeşim. Yok efendim ben Kur'an'ı anlamam. Ya Kur'an hakkında anlatılan hikayeleri anlarım. Keşke anlamasaydım. Keşke onu da anlamasaydım. Bu lüzumsuz hikayelerle kendini korkutmayacaktım be kardeşim. Diyeceksiniz ki hocam siz nereden biliyorsunuz? Yaşayarak öğrendim kardeşim. Ben sizin yaşadığınız toplumda yaşıyorum. Farklı bir dünyadan gelmedik ki. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ama Kur'an'ı okuyuncaya kadar bu lüzumsuz hikayeler benim zihnimi de doldurdu. Şuur altımızda hala bu hikayelerin etkileri devam ediyor. Temizleyemedik bir türlü. Evet, biz de insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Gerçekten de insanlardan bazıları cinlerden birilerine sığınıyor ve onların kötülüklerini artırıyorlardı. Onlar da sizin gibi Allah'ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini sanıyorlardı. Bu anlatıdan sonra cinlerin tekrar konuşması devreye giriyor. Ki cinler şöyle demiştir. Biz göğü yokladık ve onu güçlü muhafızlarla, yakıcı taşlarla dolu bulduk. Burada niye anlatıyor cinler bunu? Çünkü müşrikler şuna inanıyor. Cinler göğe çıkıyorlar, gökten melekleri Allah'ın söylediğini dinliyorlar, kapıp bize getiriyorlar diye inanıyorlar. Cinlerin ağzından bu yalanlanıyor. Diyor ki cinler, biz göğü yokladık ve onu güçlü muhafızlarla, yakıcı taşlarla dolu bulduk ve biz bir savunma sistemi var. Biz göğe yaklaşıp öyle bilgi milgi aldığımız yok. Alamıyoruz. Biz oradaki oturma yerlerinde dinlemek için karargah kurardık. Şu anda kim dinlemeye kalkışsa bir yakıcı taş sağanağı ile karşılaşıyor. Bununla yeryüzündekilere bir şer mi murad edildi yoksa Rableri kendilerine bir iyilik mi diledi bilmiyoruz diyorlar cinler. Pardon? Olur. Efendim? O, yani bekledikleri yerlerin olduğunu söylüyor. Ama yani ne olduğunu bilmiyoruz biz. Efendim? Böyle bir anlatı var. Ama bu anlatı niye var? Öyle sanıyorum ki
Müşriklere ikna edici bir bilgi olarak geliyor bu. Müşrikler öyle inanıyordu ya. Diyor ki artık yok. Silin kafanızdan diyor. Böyle bir bilgi var. Yani ama ayrıntısı yok. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. Kur'an-ı Kerim cinden haberi olmayan, cine inanmayan bir topluma şöyle başlamıyor. Şöyle bir anlatıda bulunmuyor Kur'an-ı Kerim. Ey Müslümanlar, bak sizin görmediğiniz cinler var. Şöyle şöyle yaşarlar, şöyle yerler, şunları içerler. Şöyle konuşurlar, şöyle inanırlar. Şuralarda yaşarlar. Şu kadar yıl yaşarlar, şöyle doğarlar, böyle ölürler. Böyle bir cin anlatısı yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? Mevcut cin anlayışı var o toplumun. O toplumun cin anlayışını eleştiren bilgiler var. Biz şöyle sanıyoruz. Yani cine inanan bir toplum yoktu. Kur'an-ı Kerim geldi, cinleri haber verdi. Yani affedersiniz durup dururken eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürdü gibi. Böyle bir anlayış var bizde. Yok arkadaşlar. Allah durup dururken bizim hiç haberimiz olmayan bir dünyadan gelip de ya işte böyle varlıklar da var bak şöyle de resmi var falan diye böyle bir zarf içinde resim falan da göndermiyor. Böyle bir şey yok. Ne var? Cin hakkında insanlarda bir inanış var. Bu inanışı temizliyor. Üretmiş insanlar. Eski kültür var. Hatırlamıyorum varsa da. Hadislerde dahi geçiyorlar. Oho ne yok ki. Hı-hı. Efendim? Kimine göre ters, kimine göre geyik ayağı gibi diyorlar. Evet. Tam da o işte. Benim anlatmaya çalıştığım o. Yani biz psikolojik rahatsızlıklarda gördüğümüz halüsinasyonları cin diye inanıyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bizim onlarla temas kuramayacağımızı söylüyor zaten. Onun için bizim burada Kur'an-ı Kerim'in bize öğütlediği şey şu. Allah'a sığının, güvenin ve kendinizi koruyun. Yani zihin dünyanızın üreteceği bu tür hayallerle vesairelerle kendinizi korkutmayın. Onlar bizden daha güçlü varlıklar diyebiliyor muyuz? Onlar belki bizden korkuyor. Belki. Tabi. Yani şimdi çocuk köpek görse korkar. Köpek de çocuğu görünce kaçıyor. Böyle bir şey. Yani bugün başka bir ders vardı gündüz. Orada bir konu gündeme geldi. Şimdi mesela çocuğu kendi haline bırakıp ayaklarının üzerine durmasını öğretmek için uzaktan takip etmek. Her şeyini sen yapman yerine onun kendisini kendi işini yapar halde mücadele etmeye bırakmak ama gözünün bir de üzerinde olacak. Takip edeceksin. Yapıyor mu yapamıyor mu? Bu uzaktan takip sistemi. Koruyup kollayacaksın ama hamal olarak görmeyecek seni. Hizmetçi olarak görmeyecek. Kendi işini kendi yapmayı öğrenecek. Mücadele edecek. Bu tarz bir şeyden bahsederken arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir örnek verdi. Hem okul eve uzaktı, servis tutmadı. Çocuk yürüyerek geldi. İşte niye çocuğu, nasıl güveniyorsun, nasıl bırakıyorsun falan deyince aklıma bir şey geldi. Şimdi eskiden köylerde, her köyde okul olmazdı. Bir köyün çocuğu başka bir köyün okuluna gider. 3-5 tane çocuk okula giderler. Kış döneminde akşam erken oluyor. Çocuk yatsı vaktinde eve dönecek. Çocuklar. Köyden köye gidecek. Arada boşluk arazi var. İşte kış mevsiminde aç kalan vahşi hayvanların saldırısına maruz kalma korkusu falan filan var. Değil mi? Ama bu tür endişelerle insanlar bekler çocuğu evin önünde ya da köyün dışında. Şimdi aklıma bir espri geldi. Dedim ki ya eskiden vahşi hayvanlardan korkardık. Şimdi çocuklara işte kurt gelir seni yer derdi insanlar. Şimdi insan gelir seni yer diye korkutuyoruz. Yani güpegündüz şehrin ortasında çocukları korkutuyoruz. İnsandan korkutuyoruz.
hayvandan değil. Yani böyle bir hayvanlaşma süreci de yaşıyoruz tersinden. Bu ahlakın yozlaşması, insanın inancını kaybetmesi, insanlığını kaybetmesiyle eşdeğer hale geldi. Böyle de bir tehlikeyle de karşı karşıyayız. Aslında mesela şimdi bizim insanımız cinden mi korkuyor, insandan mı korkuyor derseniz, insandan daha çok korkan olduğumuzu da belirtmemiz lazım, değil mi? Bu önemli bir gelişme. Yani cinden kurtulma adına önemli bir gelişme belki ama insanın korkusunu yaşama açısından baktığınızda da herhalde cinler de çocuklarını şöyle korkutuyor olabilir. Beş harfliler geliyor. Değil mi? Pardon. Telefonumu kısmamı unuttum. Velev ki böyle bir ihtimal olsa bile Allah bize Allah'a sığınmanın yeterli olacağını anlatıyor. Bu bizim için çok önemli bir bilgi. Mitolojik bir yaratık diyor hocam mesela. İbranilerde mitolojik bir yaratıktır diyor. Cin için mi? Evet. Olabilir. Şey var ya, bir kere Tevrat'ta da böyle Hazreti Süleyman'ın kıssaları anlatılıyor. Mesela Süleyman'ı cinci, büyücü bir kral olarak biliyor Yahudiler. Yani o inanış olarak var ama Tevrat'taki anlatılanları şu anda tam olarak hatırlayamadığım için bir şey diyemiyorum. Yani yanlış bilgi vermek istemem doğrusu. Bize gelince bizim salih olanlarımız da var, olmayanlarımız da diyor cinler şey olarak. Fırka fırka olup farklı yollara ayrıldık. Yeryüzünde kalsak da oradan kaçsak da Allah'ı aciz bırakamayacağımızı anladık diyorlar. Yani bu Allah'ın çizdiği, bize çizdiği sınırların dışına çıkamayacağımızı biliyoruz. Bunu anlamış bulunuyoruz diyorlar. Yol gösterici mesajı işittiğimiz zaman derhal inanıverdik. Yani Kur'an'ı kastediyorlar. Burada onların, yani müşriklerin cinlere inanışını Kur'an bir imkan olarak kullanıyor. Cinlere inanıyor musunuz? Evet. Bak cinler diyor Kur'an'ı dinlediler ve inandılar diyor. Siz de inanın. Efendim? Evet. Bu insanların inadı beter bir şey. Ya onların da Müslüman olanı ve olmayanı varmış. Yol gösterici mesajı işittiğimiz zaman derhal inanıverdik. Rabbine inanan kimse ne aldatılma ne de haksızlığa uğrama korkusu duyar. Yani Kur'an'ın bize bu şeyi, ister cinin ağzından olsun ister insanın fark etmiyor, bu prensibi bize öğretmesi çok büyük bir şey. Mesela ne? Rabbine inanan kimse ne aldatılma ne de haksızlığa uğrama korkusu duyar. Yani Allah kimseye haksızlık etmez, kimseyi de aldatmaz prensibi. Burada cinlerin ağzından söyleniyor bize. Ama bunu vahyeden Allah'tır bize. Unutmayalım. Dolayısıyla bir insan Allah'a iman ediyorsa, Rabbine inanıyorsa şunu bilmesi gerekiyor. Allah tarafından size bir haksızlık yapılmaz. Allah sizi aldatmaz. Yanlış bilgi vermez. Size haksızlık da etmez. Yani sizi yanlış yola sevk edip doğru yola sevk ediyorum demez. Aldatmaz. Her şeyi olduğu gibi anlatır size. Yanlış bilgi, yalan bilgi vermez Allah. Dahası sizi yargılayacağı zaman, hesaba çekeceği zaman da haksızlık etmez. Yani Allah'a her yönüyle güvenmelisiniz. Aslında iman açıyor değil mi? İman o değil mi? Allah'tan emin olmak. Allah'a iman etmek demek, Allah bana yanlış bilgi vermez, haksızlık da etmez. Buna inanmaktır. Bu cümle bana göre çok değerli bir cümle. Yani bunun altını çizmek ve anlamak lazım. Düşünmek lazım üzerinde. Yani mesela ben hattat olsaydım bu ayeti yazardım. Çok önemli bir mesaj bu. Allah aldatmaz, haksızlık etmez. İmanın açılımıdır bu cümle. Bunu cinlerin ağzından bize söylüyor.
Ve cinler şunu da söylüyormuş. Bizim Müslüman olanlarımız da var, sapkınlarımız da. Efendim? İnsanlar gibi. Yani inanan ve inanmayan da oluyor. Burada az önce bir şey söylemiştim. Yani meleklerle cinler arasında ciddi bir benzerlik var. Mesela şeytandan bahsederken iblisten diyor ki o cinlerden de diyor. Değil mi? Başka bir şey daha var. Şimdi bu bilgiyle öbür bilgiyi yan yana getirdiğinizde bir şey çıkıyor ortaya. Mesela meleklere secde edin dedik. Hepsi secde etti, iblis hariç diyor. Burada iblisle melekler arasında bağlantı var mı, yok mu? Efendim? Demek ki meleğin yoldan çıkmışına şeytan deniyor. Efendim? Hı. Evet. İşte. Hı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi yani meleklere secde edin dedik, hepsi secde ettiler, iblis hariç demesi iblisin de melek olduğunu gösteriyor aslında. Doğru mu? Secde etmekten vazgeçtikten sonra, yani secde etmeyince meleklikten çıktığını görüyorsunuz. Ne oluyor? Şeytan oluyor. Şeytan burada bir sıfattır, şeytanlık. Biz isim sanıyoruz. Efendim? İblis isim olarak kullanılıyor ama sıfat olarak da kullanılmış olabilir. Çünkü Telbis-i İblis diye bir kitap var biliyorsunuz tarihte. İblisin bazı şeyleri örtmesi, gerçeği örtmesi anlamı, yani karıştırması, işleri karıştırması anlamına geliyor. İblis işi karıştıran demek. Yani aslında şöyle söyleyeyim size. Hepimizin bir ismi var değil mi? Peki insanlar bize isim takarken kötü isim diye mi takıyorlar? Güzel isim takıyorlar. Peki bize güzel bir sıfat verdiklerini, ismimizin anlamını öğrendiğimizde anlamış oluyor muyuz, olmuyor muyuz? Yani bize sadece isim vermiyorlar aslında. Bize güzel bir sıfat da sunuyorlar. O ismin çünkü güzel bir anlamı var. O güzel anlamı bize giydirmiş oluyorlar kişiliğimize. Onun için çocuklarınıza güzel isim verin diyor Peygamberimiz. Niye? Sen çocuğa güzel bir isimle çağırmış oluyorsun. Değil mi? Mesela biraz şeyde mantığı anlama açısından örnek, yani farklı bir anlam olsun istiyorum. Mesela yörüklerin isimleri doğal isimlerdir ağırlıklı olarak. Mesela kiraz ismi görürsünüz, vişne ismi görürsünüz, erik ismi görürsünüz, değil mi? Çiçek, gül mesela. Bu tür isimleri çok görürsünüz. Niye? İnsanlar hoşuna giden bir vasfı size isim olarak veriyorlar. Çok bariz olduğu için onu örnek veriyorum. Çok sevdiği şeyin ismini veriyorlar size çocuk olarak isim verirken. Aslında size sadece isim vermiyorlar, bir sıfat da veriyorlar isim verirken. Onun için diyorum yani iblis isim olarak gözüküyor. Yani oradaki şeytan azgınlık edenin özel ismi olarak gözüküyor anlatıda. Ama aynı zamanda bu bir sıfattır. Anlam olarak. Sıfat olarak da bakabilirsiniz. Hı. Aslında ben bir adım ilerisinde söylemem gerekiyor. Buraya kadar söz gelince kafanız karıştı biliyorum. Şimdi melek güç demek. Tamam mı? Cin de gizemli olan demek. Gizli olan demek. Mesela cennet kelimesi, cennet kelimesi ve cin kelimesi aynı köktendir. Cennet saklı bahçe demek. Dolayısıyla cin de gizli varlık demek.
Yani bize görülmeyen varlık. Onu da anlatmış oluyor. Yani cinlerin bizim tarafımızdan görülmeyeceğini de cin kelimesinin bizatihi kendisi sıfat olarak söylemiş oluyor zaten. Anlam olarak. Peki melekler gizli mi? Demek ki onlar da cin. Eğer gizlilikse anlamı. Farklı bir güce sahipse bunlar melek. Ama bunların azgınlarına şeytan deniyor işte. Şimdi iki şey var. Yine dile getirmem gereken bir şey. Burada da bir paralellik var. Bir başka paralellik daha var. O da şu. Melekleri anlatırken bizim İslam uleması hep nurdan yaratılmış demiştir. Değil mi? Evet, çok da buna karışıyor. Peki cinleri neden yarattığını söylüyor mu Kur'an? Evet. Ne diyor? Dumansız ateş diyor, değil mi? Dumansız ateş ne? Nurla aynı yere geliyor. Nedir? Mesela ışık demeyin ben, ışığın yakıcılığı yoktur ama mesela ışın dediğiniz zaman anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Bunu tam karşılayan bugün ışındır mesela. Hep enerji. Mesela şeytan diyor ki iblis, beni ateşten, onu çamurdan yarattın diyor. Başka bir şey daha var aslında. Burada insandan ayrıldığı yeri söylüyor. Değil mi? Peki insanın yaratılışında ateş yok mu? Var. Başka bir şey daha var. Yani insanın vücudunda yanma sonucu enerjiye dönüşen besinden söz etmiyor musunuz? Oksijenden söz etmiyor musunuz? Hidrojenin yanmasından söz etmiyor musunuz? Evet. İnsanın yaratılışında çamurdan olsa bile, sudan yaratılmış olsa bile bir ateş var zaten. Hı? Yani oksijenle hidrojen yanması mı? Hı. Peki vücut ısısı nasıl meydana geliyor? Hmm. Peki kana mikrop karıştığında vücuttaki ısı derecesi niye yükseliyor? Biyolog var mı aranızda? Biyolog var mı? Efendim? Yok mu? Tabip var mı? Tıpçı? Hocam nasıl izah ediyorsunuz? Anlatmak istediğim şey şu, aslında insanın yaratılışında da bir nebze ateş var. Kesin. Ama mesela meleklerin yaratılışında, cinin yaratılışında su var mı onu bilmiyorum. Olursa şaşırmam. Niye? Su da bir yanma sonucu oluşan bir maddedir. Oksijen ve hidrojenin yanması sonucu oluşmuyor mu? Soğuk yanma dediği o aslında. Asıl soğuk yanma odur. Yani iki gazın bileşkesinden su meydana gelmiyor mu? Hı. Hı. Kandalık olması gerekiyor. Tesbihi daha çok Kur'an-ı Kerim bu anlamda kullanıyor. Yani mesela Allah'ın huzuruna çıktığınızı hissederek namaz kılmak. Tesbih o. Yaşarken Allah'ın farkında olarak yaşamak. Evet. Evet, doğru. Hı-hı. Evet. Yani onların da kendince bir bilinci var. Mesela cansız dediğiniz şeyin, hocamın altını çizdiği konu, yani cansız dediğiniz taşın da bir atom yapısı var. Bir kendi içinde bir mekanizması var. Onun için mesela Einstein'ın görecelilik teorisi, sabit madde yok, madde enerjiye, enerji maddeye dönüşebiliyor dediği şey tam da budur. Yani varlık dediğiniz şeyin bir enerji yoğunlaşması olduğunu söyleyen bir teori bu. Ki doğru tarafı da var. Yani işte ne atom bombasının yapıldığı şey vardı ya, neydi onun adı?
Onun maddesi, ham maddesi var ya. Ha, uranyum filizi. Uranyum filizini alıyorsunuz, bir maden yani neticede. Değil mi? Filiz. Şimdi bunu alıyorsunuz, parçalıyorsunuz, enerji ortaya çıkıyor. Parçalıyorsunuz ama. Yani enerjiye dönüştürüyorsunuz maddeyi. Sonuçta. İşte suyu ayrıştırıyorsunuz, gaza dönüşüyor. İki ayrı gaz ortaya çıkıyor. Birleştiriyorsunuz, su oluyor. Bütün bunlara baktığınızda maddenin birbirine geçiş hallerini görüyorsunuz. Enerjiden maddeye, maddeden enerjiye geçişleri görüyorsunuz. İşte görece dediği şey bu, Einstein'ın ve Batı'da materyalizmi yıkan da bu oluyor. Madde her şey gözüyle bakılıyordu. Onun için ateistlere materyalist derler aynı zamanda. Maddeci derler. Yani metafiziği reddettiği için öyle derler. Einstein şunu ispatlamış oluyor. Diyor ki aslında sabit madde yok. Madde dediğinizde metafizik bir dönüşümün sonucudur diyor. O nedir? Metafizikten nasıl fizik oluşuyor diye sorduğunuzda mesela diyor ki bizim diyor en fizik bilimimiz matematiktir. O da diyor metafizik bir şeydir diyor. Yani fiziğin bilgisi de metafiziktir diyor. Mesela işte masanın üstünde gözlük var dediğim zaman diyor ben diyor bunu anlıyorum diyor. Zihnime sokuyorum ama diyor gözlüğün diyor bizatihi fiziğini sokmuyorum. Bir metafizik gözlük kavramı oluşturuyorum. Zihnime onu sokuyorum buna ait diyor. Bir resim çekiyorum. Onu zihnime sokuyorum diyor. Yani bu bilgi gözlüğün kendisi fiziktir ama gözlüğün bilgisi fizik değildir, metafiziktir diyor. Fizikle metafizik arasındaki geçişkenliği fark ettiriyor bize burada. Görece dediği şey bu. Onun için bu Einstein fiziği ne kadar, Einstein'ın deneylerine kadar Batı'da her şeyin maddeden ibaret olduğunu metafiziği reddeden bir felsefe vardı. Ve metafiziği reddeden bu aşırı materyalist felsefe, fizyokrat felsefe yok oluyor. Yani o yıkılıyor. Sonuçta pozitivizm dediğiniz pozitif bilimin ilahlık mertebesine yükseltildiği, puta dönüştürüldüğü bir dünyada pozitivizm yıkılıyor. Sonuçta insanın o soyut düşünce dediğiniz değer dünyası, bilinç hali yeniden bir anlam kazanıyor burada. Materyalistlere karşı bir üstünlük sağlanmış oluyor. 19. yüzyıldaki bu ateist felsefe yıkılmış oluyor Batı'da. Şimdi tuhaf tarafı şudur. Batı'da 19. yüzyıldan sonra ateist felsefe yıkılmıştır. Einstein fiziğiyle birlikte. Fakat 3. dünyada bu ateist felsefe yaşatılmaya devam etmiştir. 19. yüzyılda Batı'da yıkılan, 20. yüzyılın başında yıkılan bu ateist, materyalist, pozitivist felsefe yıkıldığı halde 3. dünyada nasıl yaşamıştır? 19. yüzyıldaki o ateist felsefenin ürettiği teoriler, varsayımlar hala bilimsel geçerlilik ölçütlerine sahipmiş gibi işletilmeye devam etmiştir 3. dünyada. Yani benim lise çağında okuduğum fen 1, fen 2 vardı lisede okuduğumuz ders kitapları. Yani arpayla kirli gömleğin birleşmesinden fare meydana geldiğinden tutun bilmem neye kadar bütün teoriler orada okutuluyordu ders kitabı olarak. Yani 3. dünyada dine karşı, dini yok etmek için başlatılan proje işletilmeye devam ediyordu. Dindar ailelerin çocuklarına, Müslüman çocuklarına, inançlı çocuklara inançsızlık aşılanmaya çalışıyordu. Sovyet Rusya'da da bu yapılıyordu. Çin'de de bu yapılıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bu yapılıyordu. Ama Batı'da çoktan yıkılmıştı. Ama 3. dünyada öyle bir imaj oluşturuluyordu ki bu algı operasyonudur. Batı'da bu felsefe sanki hala yaşıyormuş gibi bir imaj oluşturuyor. Hala öyledir. İnterneti açın. Hala bir takım ateist gençler bu Freudizmi, Darwinizmi geçer akçeymiş gibi piyasaya sürüp duruyorlar yani. Arkadaşlar bu bitti ya. Öldü bu.
Geçin bunları. Ya onun için bizim gençlerin hala zihinleri buradan bulandırılıyor. Bunları geçmemiz lazım. Müslüman olanlarımız da var, sapkınlarımız da var. Yani yoldan da sapabiliyorlarmış. Nitekim Hazreti Adem kıssasında anlatılan İblis'e baktığınızda da aslında bir sapkından söz ediliyor. Meleklere secde etin dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. İblis'in secde etmediğini. Niye secde etmediğini de izah ediyor. Enteresan olan şu. İblis diyor ki beni ateşten onu çamurdan yarattın diyor. Bunu bir gerekçe olarak söylüyor. Burada da bir sahtekarlık görüyorsunuz. Tam telbis aslında. İblis'in yaptığı telbistir. O nedir? Örtmek, karıştırmak. Neyi karıştırıyor? Aslında hakikati karıştırıyor. Neden? Sebebi şu. Diyor ki beni ateşten onu çamurdan yarattın. İyi de senin ateşten yaratılman üstünlük mü? Bu anlatıya göre üstünlük. İyi de Allah'ın baktığı yerden üstünlük değil. Niye? Ateşten yaratılanın çamurdan yaratılana secde etmesini istiyor. Demek ki o üstün. Sen görece bir bakış açısıyla bunu söylüyorsun. Başka bir şey daha var. Yaratılan, yani senin ateşten öbürünün çamurdan yaratılıyor olması, yaratılmış olmanıza engel bir durum mu? Yani seni yaratıcı mı yapıyor? Yok. Yaratan kim? Allah. Secdetmeni isteyen. Peki sen çamurdan da yaratılsan, ateşten de yaratılsan yaratılmış oluyorsun. Hangi maddeden yaratıldığını sen tercih etmedin ki? Onu o maddeden yaratılmanın öbür maddeden yaratılmaya bir üstün olduğunu söylüyorsun. Başka bir şey daha var. Yaratan Allah. Çamurdan da yaratır. Ateşten de yaratır. Değil mi? Mayıs böceğinin yuvarladığı maddeden de yaratabilirdi. Sana mı sordu? Dolayısıyla buradan kendine üstünlük çıkarma nereden çıktı? Aslında insan bunu zihinsel olarak kurguluyor. Bu bir kurgudur. Yani iblis bunu kurguluyor. Ve kendini aldatıyor aslında. Allah'ı filan aldattığı yok. Fakat Adem'i aldatırken başka bir numara daha çekiyor. O da şu. Diyor ki eğer diyor bu yasak ağaçtan yiyecek olursanız melek olacaksınız. Ve burada ebedi kalacaksınız. Bunu yemeniz lazım diyor. Ben sizi düşünüyorum diyor. Üstelik de yemin ediyor Allah adına. Şimdi burada melek olacaksınız tam bir aldatmacadır. Neden? Şunun için. Kendisinin ateşten yaratılmadığının üstünlük olmadığını anlamıştı. Fakat Adem hala bunun farkında değildi. Adem'i bilmediği bir yerden aldatıyor. Melekliğin çamurluktan üstün olmadığını, çamurdan üstün olmadığını, yani nurdan yaratılmanın, ateşten yaratılmanın, ışıktan yaratılmanın, ışından yaratılmanın, çamurdan yaratılmadan üstün olmadığını Adem anlamamıştı. Adem bilmediği bir yerden yakalanıyor. Melek olunca üstün olacağını sanıyor zavallı. Tıpkı iblisin kendi kendini aldatması gibi bir şey bu. İblis kendi aldandığı yerden Adem'i aldatıyor. Bu da iblisin puştuğudur. Yani işte insan, bakın bu kıssanın bize öğrettiği bir şey var. Bilmediğiniz bir şeye balıklama atlamayacaksınız. Burada aldatılırsınız. Ha, emin olacaksınız. Dokunacaksınız. Anlayacaksınız. Yani şeye demişler ki, böyle bir fıkra vardı İmam-ı Azam'a. Dalga geçmek için muhalifleri, ya imam demişler, atın üstünde gidiyormuş. Atın kaç ayağı var demişler. İnmiş aşağıya, tek tek tutarak saymış atın ayaklarını. Geri binmiş, 4 tane demiş. Basmışlar kahkahayı. Ya ne şüpheci bir adamsın. Asıl, yani 5 ayaklı ya da 3 ayaklı at gördün mü sen? Niye inip sayma gereği duyuyorsun demişler. Emin olmak lazım demiş. Yani bilgide sağlamcı olduğuna böyle bir fıkra anlatılır. Hakikaten insanımızın sağlamcı olması lazım. Sağlamcı olmayı öğrenmemiz lazım. Meşhur bir Anadolu tabiri vardır. Derler ki Türk
Ne bir şey sormuyor, konuşmaya utanmamış, utanmış derler. Kavga etmeye utanmamış derler. Konuşmaya utanmış, kavga etmeye utanmamış. Açık açık konuşmayız. Değil mi? Sonunda kavga ederiz. Baştan açık açık konuşacaksın her şeyi kardeşim. Ve utanmayacaksın. Konuşmaktan, yazışmaktan. Şimdi adam diyor ki, hocam işte şunu alalım. Tamam al diyorum mesela. Diyor ki, ya çek senet verir misiniz diyorum. Hocam diyor, çekle senetle mi birbirimizi biliyoruz diyor. Niye versen ne zarar ederiz? Birbirimize güvenmemiz lazım. Diyorum ki, ben sana güvendiğim için senin vereceğin çekin ya da senedin bir değeri var. Sana güvenmesem çek ve senet ne anlam ifade eder ki? Doğru değil mi bu? Allah diyor ki, borçlandığınız zaman yazışın diyor karşılıklı. Niye diyor? Unutursun kardeşim, akıl defter değil derler. Aklı defter olarak kullanmayacaksın, yorarsın. Deftere yazacaksın, akıl selamette duracak. Lazım olduğu zaman kullanacaksın ki yorulmasın yani. Her şeye yorma yani aklı. Demek ki Müslüman olmak ya da olmamak bunlar için de geçerliymiş ve buradan da bize bir mesaj veriyor. Ve burada aslında şu 15. ayetin sonundaki şu işaret var ya, elinize kitaplarda da düzeltin. Bu yanlış yere konmuş işaret. Şurada olması gerekiyor. Şu noktanın olduğu. Burada bitiyor şeyin konuşması. Şurada fark ettim ben onu. Şu kısım. Görebiliyorsunuz değil mi? Orada tır işareti var. Nokta demek o. Orada bitiyor cinlerin konuşması. Şimdi Müslüman olanlar, Allah'ın ifadesi başlıyor burada. Değerlendirme başlıyor. Cinlerin konuşması bitti. Müslüman olanlar dost doğru yola koyulmuştur. Allah'ın yoluna. Sapkın olanlarsa cehenneme odun olmuşlardır. Hani demiştik ya, insan cehenneme odununu buradan götürüyor diye. Odununu kendisi taşıyor. Eğer o sapkınlar dost doğru yolda yürüselerdi, vakit geçmiş, bu paragrafı bitirip bırakalım. Eğer o sapkın insanlar ya da o sapkınlar dost doğru yolda yürüselerdi, imtihan etmek için onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin öğüdünden yüz çevirirse, Rabbi onu sürekli artan bir azaba uğratır. Yani insan sudan yaratıldığı için su onun için nimettir ama ateşte azap edilmektedir insana. Yine bana vahyedildiğine göre de ki, atıf oraya, mescitler Allah'a aittir. Allah'a dua ederken araya başkalarını sokup onlara dua etmeyin. Yani Araf suresiyle benzerlikleri görüyorsunuz. Yani cinlerin ağzından mesaj verildikten sonra geri müşriklerle Müslümanlar arasındaki tartışmaya dönüyor konu. Mescitler Allah'a aittir. Oraya put doldurmayın. Başka tanrılar sokmayın. Üretmeyin. Kirletmeyin mescitleri. Allah'a dua ederken araya başkalarını sokup onlara dua etmeyin. Doğrudan Allah'a ibadet edin. Doğrudan Allah'a dua edin. Mescitler Allah'ın ibadet mekanıdır. Başkalarını oraya sokup kirletmeyin. Çünkü mescitlerin kirlenmesi demek ibadetlerin kirlenmesi, inançlarınızın kirlenmesidir. Aslında bir sonuçtur o. İnsanın inancı kirlendiğinde ibadeti kirlenir, ibadeti kirlenince mescidi kirlenir. İbadet hanesi de kirlenir çünkü oraya put sokar. Yani inancımızı, düşüncemizi, ibadetimizi, davranışımızı ve mekanımızı temiz tutmamız gerekiyor bir bütün olarak. Birbirine bağlantılı şeyler. Yeryüzünü putla doldurmuyorlar. Özel mescitleri put dolduruyorlar. Yani o anlamda. Daha özel anlamda mescit bu. Genel anlamda değil. İbadethane anlamında.
Fakat Allah'ın kulu, Peygamber aleyhisselam kastediyor, doğrudan ona yönelip aracısız bir şekilde dua etmeye başlayınca kafirler çekirge sürüsü gibi üzerine üşüştüler. Peygamberimiz Kabe'de, Kabe'ye dönüp namaz kılıyor, putlara karşı namaz kılmıyor, ibadet etmiyor. Onlar putların karşısında ibadet edip neden bunlara ibadet ediyorsunuz dendiğinde bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diyorlar. Peygamberden de böyle yapmasını istiyorlar. Peygamberimiz bunu yapmayınca üzerine üşüşüyorlar. De ki onlara cevap olarak, ben sadece Allah'a dua eder ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. Surenin ana fikri de budur. Cinler üzerinde de bunu söylüyor. Neden? Çünkü Mekkeli müşriklerin inancına göre cinler Allah'ın oğullarıdır. Allah'la cinler arasında bir akrabalık uydurmuşlardır. Onu da red vardır burada. Paragrafı böyle bağlıyor. Yani cinlere, meleklere vesaire böyle onları Allah'ın oğulları, kızları kabul ederek, onların heykelini yaparak, put yaparak, onların karşısında ibadet edip biz Allah'a ibadet ediyoruz deme şeklindeki gerekçeli şirki reddediyor Allah. Diyor ki böyle bunlar sizin uydurduğunuz hikayelerdir. Böyle bir ibadet yok. Allah sizi duyuyor, görüyor. Allah'ın varlığını her an yanınızda hissetmeniz lazım ve o hisle, o bilinçle, o şuur haliyle, o farkındalık haliyle namaz kılın, ibadet edin. Aksi takdirde boş yere aracılar üzerinden başkalara şeylere ibadet etmiş olursunuz. İbadetleriniz de boşa gider anlamında ibadeti temizlemeye çalışıyor. İnancı temizlemeye çalışıyor burada. Tabii dolayısıyla mescitleri de temizlemeye çalışıyor Kur'an-ı Kerim. Ve onların cin inanışının onların sapkınlığında önemli bir payı var. Bu surenin iniş sebebi odur. Yoksa Müslümanlara bilmedikleri bir cin anlatısı değildir. O toplumdaki cin inanışından insanları kurtarmak için gelmiş bir suredir. Sanırım arkadaşın sorusu da cevap bulmuş, oruyor burada. Rahmanirrahim. De ki, benim size zarar da fayda da verme imkanım yoktur. De ki, Allah'tan gelen mesajları tebliğ etmeyecek olursam, beni Allah karşısında himaye edecek hiç kimse yoktur ve ondan başka bir sığınak da bulamam. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, onun için ebedi kalacağı cehennem azabı vardır. Nihayet, ihtar edildikleri şeyi gördükleri zaman, kimin destekçisinin daha zayıf, kimlerin sayıca daha az olduğunu anlayacaklardır. De ki, ihtar edildiğiniz şey yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi belirlemiştir, bilemem. Gaybı bilen Allah, gaybi bilgisini kimseye bildirmez. Sadece uygun görüp seçtiği elçiye bildirir. Rablerinin mesajlarını tebliğ edip etmediklerini görmek için onların önünde ve arkasında gözcüler gönderir. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Hepsini tek tek kayıt altına almıştır. Evet, bu son paragraftı zaten. Burayı bitireceğiz. Daha sonra da nasip olursa Yasin suresine geçeceğiz. Evet, bu paragraf cinlerle ilgili o uzun paragraftan sonra gelen bir paragraf. Peygamber aleyhisselam ve müşriklerin ilişkileriyle, tartışmalarıyla ilgili önemli bir bölüm, önemli konulardan bahsediyor. De ki, benim size zarar da fayda da verme imkanım yoktur. Yani olağanüstü güçlere sahip olmadığını söylemesi gerekiyor Peygamber aleyhisselam. Yani mesela bir büyücünün bana oturduğu yerden zarar verme yetkisinin olduğuna inanıp inanmama mevzumuz vardı. Konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Bizim vatandaş genelde böyle inanır. Ya işte büyü var, büyücüler insana zarar verir ama haramdır diye inanırlar. Bakın arkadaşlar, bırakın büyücüyü, böyle bir yetkiyi Allah peygambere bile vermemiş. Oturduğu yerden Ebu Cehil'in gözünü çıkarayım, kafasını yarayım, böyle bir yetkiyi peygambere vermemiş.
Yok böyle bir şey. Ya hocam işte Hazreti Musa denizi ikiye bölmedi mi? Hayır kardeşim. Allah böldü. Yani orada Allah peygamberini destek için kendi yaptığı eylemi onun bir işaretiyle yapmış oluyor. Onun için ayet deniyor mucizeye zaten. İşaret demek. Allah'ın o peygamberi peygamber olarak seçtiğinin işaretidir bu. Yaratan Allah'tır. O yetki Allah'a aittir. Bunu peygamberine bile böyle olağanüstü güçler falan filan vermiyor. Niye? De ki ben de sizin gibi insanım. Bana sadece vahyediliyor diyor. Bu kadar. Fakat insanlar böyle olağanüstü güçler görmeyi birilerinde vehmederler. Birileri de böyle görünmeyi çok vehmeder. İster, beklenti içerisindedir. Kendisiyle barışık değildir. Psikolojik sorunları vardır. Megalomandır adam. Ondan sonra palavra akmaya başlar. Saf dilik insanlar da kuzu kuzu inanırlar. Ha bunun cinleri varmış, çok işte perileri varmış falanmış, geliyorlarmış. Öyle bir deliye her gün gelir giderler kardeşim. Ne olacak yani? Adam normal değil ki. Eğer kınamak için söylemiyorum ama bu insanların söylemeyecekleri yalan, atmayacakları palavra yoktur. Bu bir hastalıktır arkadaşlar. Bu bir rahatsızlıktır. Ve yalanı söylerken hiç yüzleri kızarmaz. Utanmazlar. Çünkü onlar için bu bir hayat tarzıdır. Kesinlikle. Kendisi inanmasa sizi inandıramaz zaten. Önce kendisini inandırıyor adam bu yalanı. Onun için bu tür olağanüstü güçleri bırakın büyücüyü falanı filanı. Peygamberine bile bu tür yetkileri vermiyor Allah. Bizim insanımız bu tür arzi durumları böyle abartarak anlatmayı sever. İşte adamı aynı anda iki yerde görmüşler de işte falan olmuş da filan. Bu tür hikayeleri her yerde duyarsınız arkadaşlar. İki tür beşinci kol faaliyetleri vardır. Birincisi askeriyenin beşinci kol faaliyetleridir. Savaş durumlarında halkın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için hikayeler uydururlar. Mesela ne gibi? Ben çevik birinin ağzından televizyonda izledim. O çevik bir ki Müslümanların varlığına tahammül edememiştir 28 Şubat'ta. Doğru mu? Evet. Ama çevik bir o mucizeyi anlatırken, o kerametini anlatırken bir görseniz uçuyor yani adam. Yani Kıbrıs Savaşı'na katılmışlardan anlatıyor. Beş parmak dağlarını geçmemiz gerekiyor. İşte yerden mermi yağıyor gökyüzüne doğru. Oradan uçağın geçmesi mümkün değil filan. Sanki karşıda ya Rus ordusu var ya Amerikan ordusu var. Ulan dört tane gerilla Rum var. Nasıl gökyüzüne mermi yağıyor? Abartı böyle başlıyor. Efendim uçak gidiyor. Uçağın altından böyle uçak eğer yani o mermilerden etkilenecek olsa kevgire döner. Anladı mı? Tam işte o ateş alanına giriyor, ani bir hareket oluyor, böyle hava boşluğuna düşer gibi filan. Sonra hiç o mermi seslerini falan duymadan öbür tarafa geçiyorlar, sonra bir hareket daha oluyor, normale dönüyor, iniyorlar öbür tarafa, paraşütü indirme birliği filan. Böyle anlatıyor ve bunu da keramet olarak yani Allah'ın yardımı falan filan anlatıyor. Yahu çevik bir, sen Allah'a ne zaman iman ettin? Ben seni hiç böyle dindar, inanmış bir adam olarak o güne kadar, o anlatıyı anlatırken hiç görmedim ben seni. Müslümanlardan yana da hiç görmedin. İsrail yanlısıydın 28 Şubat'ta. Şimdi arkadaşlar bu beşinci kol faaliyetleri devletin okullarında okutulan milli güvenlik derslerinde okutulur. O milli güvenlik ders kitabında beşinci kol faaliyetleri diye bir başlık vardır. Lütfen açın okuyun. Bu tür hikayelerin örneği de vardır orada. Mesela bizim Türk askerinin gittiği her yere yeşil sarıklılar gider. Nereyle? Yavurla savaş gider, Müslümanla savaş gider. Mesela Kore'ye gitmiştir bizim yeşil sarıklılar. Dinlersiniz bu tür hikayeleri. Ama Filistin'e gitmemiştir, Keşmir'e gitmemiştir. Irak'ta, Suriye'de kan gövdeyi götürüyor bizim yeşil sarıklılar. Hiç gitmiyor. Bosna'ya
bizim asker gitmediği için gitmedi. Kosova'ya gitti, gittiler. Böyle garabet bir şey. Bu hikayeleri askeriye, 5. kol hikayelerini askeriyenin kitaplarından okursunuz. Vardır, bu bir sanattır arkadaşlar. Yani o kurumun ürettiği bir faaliyettir. O kurumun meşru faaliyetidir. Normal faaliyetidir yani. Savaştır bu. Hani savaşta düşmanı aldatmak için yalan söylersiniz, değil mi? Taktik yaparsınız, manevra yaparsınız vesaire. Bu o tarz bir şey. İyi de kendi vatandaşına niye yalan söylüyor? Gaz vermesi lazım. İyi de biraz az verin şu gazı kardeşim. Çok veriyorsunuz. Yani bu sırıtıyor bazen. Şimdi ikinci tür, 5. kol faaliyetlerini de bizim dindarlar yapar. Bizim bir tarikat erbabı, böyle kalender, meşrep, bir şeyhle 3-5 tane yanında samimi müridanı olan bir yapı, bir ekip. Fıkra bu ya. Müritleri demişler ki, ya üstadımız, falanca şeyhin, filanca şeyhin bu kadar kalabalık böyle müritleri var falan. Biz niye hiç çoğalmıyoruz? Dua buyursanız da biz de biraz gelişsek, artsak, çoğalsak falan demişler. Adam demiş ki, oğlum demiş, rahatınızı kaçırmayın. Ya oturun oturduğunuz yerde, ne güzel. Huzur içinde ibadetimizi yapıyoruz, zikrimizi yapıyoruz, muhabbetimizi ediyoruz. Ya ortalığı karıştırmayın demiş falan. Yok ya, işte bereketlensin ortalık, daha iyi olur. Feyiz alırlar, gelen feyiz alanlar çoğalır. İsrar edince dayanamamış, demiş ki, oğlum siz demiş aşağı mahalleye inin, kahveye gidin. Orada benim, çok affedersiniz, tükürüğümün ilaç olduğunu anlatın demiş. Ne olacak öyle olunca, gerisine karışmayın oğlum siz demiş. Bunlar başlamışlar sağda solda, şeyh işte uçuyor falan, hikayeler anlatmaya başlamışlar. Bir müddet sonra ortalık kalabalık artmaya başlamış, gelen giden çoğalmış falan olmuş, fakat muhabbet kaçmış. Bizim müritler şeyhe bir yolunu bulup da ulaşamıyorlar bile. Selam da veremiyorlar. Ne o eski muhabbet var, ne samimiyet kaldı. Riyakarlık gösteri hiç. Ortalığı almış götürüyor yağcı yalaka tayfası falan. Bunlar rahatsız olmuşlar. Bir yolunu bulup geceleyin şeyhin kapısını çalmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Gelin gelin demiş, içeri gelin. Demiş ki, ne oldu, hayır mı bu saatte? Ya görüşemez olduk demişler ya. Bir göre, yüzünü görek, sesini duyak, özledik şeyhim demişler falan. Tamam ne oldu demiş. İşte, ya ortalık berbat oldu. Ne olacak bu kalabalıktan, nasıl kurtulacağız falan. Demiş ki, siz bana bir tane düdük, balon bulun demiş. Ya ne olacak şeyhim? Lan gerisine karışmayın demiş. Neyse bulmuş getirmişler demiş, şu balonu şişirin, ayarını verin. Düdüğü de dakın ucuna demiş, koltuğunun altına saklamış. Sabah namazına gitmişler. Namazı kılarken arada şeye dokunuyormuş. Balona düdüğü götürüyormuş falan. Ne affedersiniz yani, cemaatten uzak ama fıkra bu. Kalkan gitmiş, kalkan gitmiş, eski tayfa kalmış ortada. Ya şeyhim demişler, ne oldu bir anda her şey bitti? Oğlum demiş, tükürüğüyle gelen üfürüğüyle gider böyle demiş. Şimdi bakın, bunu niye anlatıyorum? Bu bizim dindar taifenin ürettiği 5. kol faaliyetleridir. Onu anlatan bir fıkradır. Sıkmama adına, birilerinin dedikodusunu yapmama adına isim vermeden, bizim camia bu konuda dini teşvik adı altında, insanları iyiliğe teşvik adı altında çok rahat kurgu hikayeler anlatır. Arkadaşlar, hikayeden din olmaz. Efendim, insanları etkiler mi? Etkiler. Ama iyi hikaye de etkiler, kötü hikaye de etkiler. Hikaye etkiler. Değil mi? Mitoloji de var. Allah'ın ayetleri de var. Arada fark yok mu? Var. Niye? Biri hakikat, mahsa Allah'tan gelmedir, öbürü insan uydurmasıdır. Destan. Dolayısıyla bizim hakikatçi, gerçekçi olmamız lazım. Gerçekçi olacaksak, Allah'ın vahyi dururken başkalarının hikayeleriyle dindar olunmaz arkadaşlar. Dindarlık ciddi bir iştir. Niye? Hem dünyamızı hem ahiretimizi uydurma hikayelere emanet edemeyiz. Bizim için ciddi bir iştir din. Eğer biz dini bu kadar hafife alırsak, basitleştirirsek, din Allah'ın dini olmaktan çıkar.
bugün Müslümanların yaşadığı temel sıkıntılardan bir tanesi budur. İşte bu konulardan bir tanesi de uçar evliya tipidir kardeşim. Böyle aklı başında mürşit olgun insanlardan birine demişler ki şeyhim kalk bir bize keramet göster demişler. Kalkmış şöyle 5-6 adım odanın içinde yürümüş geri gelmiş oturmuş adam. Hani keramet gösterecektiniz demiş. E gösterdim demiş. Hani ne gösterdin demiş. Ulan yürüdüm ya demiş. E bunun neresi keramet? Demiş ki Allah'ın üzerinizdeki tasarrufu olmasa yerinizden kımıldayamazsınız. Siz ne keramet arıyorsunuz demiş. Siz önce Müslüman olun demiş. Ha, biz yaşadığımız hayatın Allah'ın lütfu olduğunu bilmemiz en büyük keramet, bizim için en büyük mucizedir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in verdiği örnekler de böyledir. Dolayısıyla ya hocam sen mucizeyi filan inkar mı diyorsun? Ben mucizeyi filan inkar etmiyorum kardeşim. Normal hayatı yaratan da Allah, mucizeyi yaratan da Allah'tır. Allah isterse her şeyi yaratır. Bu Allah'ın gücü dahilindedir. Bu gücü de kimseyle paylaşmamıştır. İşte o ayetlerden bir tanesi de budur. De ki, benim size zarar da fayda da verme imkanım yoktur. Cezayı verecek olan da, ödülü verecek olan da Allah'tır. De ki, Allah'tan gelen mesajları tebliğ etmeyecek olursam, yani sizi gücendirecek, darındıracak diye, darıltacak diye, bir takım Allah'ın mesajlarını size söylemeyecek olursam, gizleyecek olursam, insanları cazip gelsin diye değiştirerek anlatırsam, yalan yanlış düzme koşma hikayeler anlatırsam din adına, Allah'ın din adına, ya da olanları anlatmazsam, olmayan şeyler ilave edersem tersinden, beni Allah karşısında himaye edecek hiç kimse yoktur de. Peygamber Aleyhisselam'a. Ve ondan başka bir sığınak da bulamam. Yani Afgani, Cemalettin Afgani tarihte duymuşsunuzdur. Allah rahmet eylesin. İstanbul'a davet etmiş padişah. Adam bilge bir adam. Yani 20. yüzyılın başlarında, 19. yüzyılın sonlarında yaşamış ve İslam dünyasındaki mücadelelere damgasını vurmuş bir adamdır. Bu İstanbul Üniversitesi'nin eski ismi Darülfünun'dur Osmanlı'da. O üniversitenin açılışında bir konuşma yapmasını rica etmişler. Orada açılış konuşmasında satır arasında bir ifade kullanmış. Peygamberlik zor bir meslektir demiş. Ama önemli bir meslektir demiş filan. Böyle bir laf etmiş. Vay sen nasıl olur da peygamberlik meslek dersin? Bunu diyen sen misin? Adamı tekfir etmişler. Yurt dışına kaçmış, kurtarmış canını filan. Arkadaşlar, diyeceğim o ki peygamberlik gerçekten zor zanaattir. Ömür billah kelle koltukta yaşamanız gerekir. Ömür billah cahillerden Müslüman çıkarmanın mücadelesini vereceksiniz. Allah'ın bilgeliğini getireceksiniz, hikmetini getireceksiniz. Yeryüzünün en cahil insanına anlatacaksınız. Anlat, anlatabilirsen. Hakikaten insana laf anlatmak kadar zor bir iş yoktur. Bazı insanlara kolaydır. Ebu Bekir'e demiş ki, ben Allah'ın elçisiyim, bana vahiy geliyor. Sen söylüyorsan doğrudur demiş. Ebu Bekir anlatmanın gözünü seveyim. Ama Ebu Süfyan'a bakıyorsunuz, Mekke'yi elinden alıp yapacağı bir şey kalmayıncaya kadar, otur lan şöyle deyinceye kadar, gücü elinden gidinceye kadar inanamıyor. Bilmiyor muydu o güne kadar onun peygamber olduğunu? Biliyordu. İşine gelmiyor. Gücünü kaybetmek istemiyordu. Gücü elinden gidince yapacağı bir şey kalmadı. Medine'deki Yahudilerin bile bile inkar ettiğini Allah defalarca söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Niye inanmadılar? Çıkarlarına aykırıydı. O güne kadarki inandıkları yanlışlara aykırıydı. İnandıklarından, doğrularından, kendi doğrularından, kendi çıkarlarından, dünyalarından, menfaatlerinden, dünyalıklarından vazgeçmeleri gerekiyordu. Bu çok baba yiğitçe bir karardır. Herkese nasip olmaz diyordu. İşte onun için peygamberlik zordur.
Peygamber Aleyhisselam'ın bir kitapta okumuştum. Ne derece doğru bilmiyorum ama vefat etmeden önce bir rahatsızlığı vardır bilirsiniz. Mide rahatsızlığı olduğu söylenir. Ve bunun önemli sebeplerinden bir tanesi de strestir arkadaşlar. Mide rahatsızlığının en önemli sebeplerinden bir tanesi de strestir. Dolayısıyla peygamberler rahat yüzü görmemişlerdir. Kelle koltukta yaşamışlardır. Tehdit altında yaşamışlardır. Dolayısıyla burada o zorluğu yaşayan peygambere diyor ki dayanacaksın, sabredeceksin, onlara şöyle diyeceksin. Eğer bu gerçekleri sizin hatırınıza söylemeyecek olursam, gizleyecek olursam, rahat edeyim diye, kimseyi darıltmayayım diye söylemeyecek olursam, beni Allah karşısında himaye edecek hiç kimse yoktur. Ve ondan başka sığınak da bulamam. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, bu Peygamber Aleyhisselam'ın söylemesi gereken sözden sonra ilahi hitap muhataplara, kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, kim Allah'a ve onun elçisine, onu temsilen, yeryüzünde onun vaadini duyuran, ahdini ileten peygamberine isyan ederse, onun için ebedi kalacağı cehennem azabı vardır. Ebedi kalacağı cehennem azabı vardır. Nihayet ihtar edildikleri, hatırlatıldıkları şeyi, o azabı gördükleri zaman kimin destekçisinin daha zayıf, kimlerin sayıca daha az olduğunu anlayacaklardır. Bunu neden söylüyor? Peygamber Aleyhisselam'ın yanındaki Müslümanlar bir avuç. Zayıf, güçsüz görünüyor. Müşrikler 10 kabileden oluşuyor. 10 kabilenin reisi bir araya gelmiş. Haşimileri de temsilen Ebu Leheb gidiyor. Onun için de Allah'ın haşa benzetmek gibi olmaz, fırçasını yiyor. Değil mi? Ebedi azabı hak ediyor. O müjdeyi alıyor. Ve bu 10 kabilenin temsilcisi bütün kabileleri örgütleyerek Peygamber Aleyhisselam'ın karşısına çıkarıyor bir güç olarak. Kendilerini çok güçlü görüyorlar. Karşıyı çok zayıf görüyorlar ve bu onlara bir cevap olarak geliyor. O Allah'ın azabı karşınıza çıktığı zaman, şimdi inkar ediyorsunuz ya diyoruz. Evet, o karşınıza çıktığı zaman kimin destekçisinin daha zayıf, kimlerin sayıca daha az olduğunu anlayacaklardır. De ki, ihtar edildiğiniz şey, o azap yakın mıdır? Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi belirlemiştir? Bilemem. Bakın, bunun ne zaman geleceğini de bilemem diyor. Kıyametin vaktini de bilmiyor. Mekke'li müşrikleri ne zaman helak edecek onu da bilmiyor. Bütün peygamberler için geçerlidir bu. Bu karar Allah'a aittir. Allah insana verdiği, peygamberine verdiği bilginin dışında insanın gaybı bilmesi yoktur. Burada tam onu görüyorsunuz. Gaybı bilen Allah, gaybi bilgisini, insanların bilmeyeceği, göremeyeceği bilgiyi kimseye bildirmez. Bu Allah'a ait bilgidir. Onun için gaybidir. Dolayısıyla sadece uygun gördüğü, uygun görüp seçtiği elçiye bildirir. Peygamberler de Allah'ın bildirdiği kadarını bilirler. Allah'ın bildirmediği gaybı bilme şansları yoktur. İşte ben gaybı bilirim, insanların kalbinden geçeni bilirim diye palavra sıkan çok cahil görürsünüz. Bir de bizimki biliyor diye anlatanlar duyarsınız, görürsünüz. Kusura bakma arkadaşım. Allah o yetkiyi ne sana vermiştir, ne seninkine vermiştir. Hiç kusura bakma. Peygamberine bile vermemiştir. Ne kadar anlatması gerekiyorsa Allah o kadarını vermiştir. Onun verdiğini bilir.
Onun dışında gaybı peygamber de bilmez. Rablerinin mesajlarını tebliğ edip etmediklerini görmek için onların önünde ve arkasında gözcüler gönderir. Yani peygamberlerini de Allah denetlemektedir. Duyuruyorlar mı? Duyurmuyorlar. Ben Allah'ın bana bildirdiklerini gizlersem Allah'tan başka sığınak bulamam. Ayeti geçmişti ya az önce. Denetleniyorum diyor, kusura bakmayın demek zorunda. Yani Allah'ın çizdiği sınırların dışına çıkma şansı onun da yok. Onların, peygamberlerin Rablerinin mesajlarını tebliğ edip etmediklerini görmek için onların önünde ve arkasında gözcüler gönderir. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Hepsini tek tek kayıt altına almıştır. Allah'ın bilmeyeceği hiçbir şey yoktur. Ama onun dışında ondan başka kimse de gaybı bilmez. Onun bildirdikleri hariç peygamberleri aracılığıyla. Sure burada bitiyor. Allah doğru söyledi.